Selam arkadaşlar, ben Tankan. Ben Sabahattin. Evet arkadaşlar, bugün sever ne yapıyoruz? Arkadaşlar bir modern yapacağız. Aynen arkadaşlar, bugün tekrardan bir modern videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar, bu videoda bir 150 like ise güzel olur. Aynen arkadaşlar, bu arada yorumları tekrardan coşturmayı unutmayalım. Gerçekten yorumları coşturduğunuz video daha çok izlendi yani. Öne daha çok çıktı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 10.000 abone yaklaşıyoruz. Belki özel bir çekiliş ya da güzel bir şeyler yapmayı planlıyor olabiliriz. Olabiliriz arkadaşlar. Yani yakında yani değişik kararlar gelebilir. Modern evden farklı. Anladınız siz o işte. Aynen arkadaşlar. Bu arada Craft Razor'ı falan belki yakında çekmeye başlayabiliriz. Çünkü 10.000 aboneye geldik. YouTube tagı falan olursa. Aynen öyle arkadaşlar. YouTube tagı olayları falan olursa gerçekten oraya da biraz döneriz. Şimdi arkadaşlar evimizi hemen hızlıca yapmaya başlayalım. Kısa buraya, ve kolay bir ev. Aynen öyle arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arkadaşlar 2 blok olacak şekilde 9 tane bloğumuzu koyuyoruz. Sonra böyle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koyup arkadaşlar bunları gördüğünüz üzere birleştireceğiz. Bu arada 2 kat olması lazım, onu söyleyelim. Bu arada dediğimiz gibi arkadaşlar bu videoyu bir 150 like coşturursanız gayet efsane güzel olur arkadaşlar. Yani yorum da artık kaç tane yorum yapasınız varsa o kadar yorumları coşturursanız. Zaten arkadaşlar yorumlarınızın hepsine cevap verecekse veriyoruz, kalp de atıyoruz. Aynen öyle arkadaşlar, yorumlara da gerçekten emek yani şey veriyoruz, cevap falan veriyoruz arkadaşlar. Buradan 2 blok kalacak şekilde 2 tane koyuyoruz ve toplamda kaç blok çıkıyoruz? Toplamda arkadaşlar buraya gelip 2 tane uzunlukta olacak şekilde 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane çıkıyoruz. Sonra arkadaşlar bu aralarında bir tane boşluk kalacak şekilde de şöyle tekrardan bunun aynı hizasında çıkacağız. Aynı işlemi arka tarafa da yapacağız. Evin şurasını da yapacağız arkadaşlar. Şöyle 7 tane çıktık. Sonra arkadaşlar evin hemen hızlı bir şekilde arka tarafına geliyoruz. Bunun aynı hizasında olacak şekilde arkadaşlar. Buraya tekrardan şöyle bloklarımızı koyacağız arkadaşlar. 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şuraya da hemen hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Sonra da zaten bu ikisini birleştirmek kalacak arkadaşlar bir tek geriye. Şimdi şöyle arkadaşlar bunları yaptıktan sonra gelip buraya geliyoruz ve bunları arkadaşlar böyle arkaya doğru getiriyoruz ve birleştireceğiz burayı. Zaten bu da artık modern evlerde klasik bir şey oldu yani şu işlem. İşlem oraya hemen birleştirdik gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi evimizin burasına geliyoruz ve buradan arkadaşlar şöyle hemen 3 şuradan da bir tane, şuradan iki, şuradan iki tane yapıyoruz arkadaşlar ve burayı kapatıyoruz. Sonra aynı işlemi buraya da yapacağız. Hemen şöyle 1, 2, şuradan da bir tane indirdiğimiz zaman arkadaşlar olay, şurayı kapayalım, şurayı da olay tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere evimizin daha çok temeli oluştu arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde bir dahaki işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin bu tarafına gelip evin tümel yerini arkadaşlar kuvars bloğuyla kapatacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Üstünü de kapatacağız ve kuvars bloğuyla evi ikiye ayıracağız. Burası balkon olacak arkadaşlar. Sonra bu arada arkadaşlar bu evin biraz farkı depo gibi bir yerde yani iki katlı ama bu ikinci katı yani alt kat yani evin altında olacak yani arkadaşlar. Onu öyle söyleyelim. Sonra hemen şuraları da kuvars şeyleri de kapatalım. Şimdi arkadaşlar evin bu tarafına geliyoruz ve buradan arkadaşlar her yere böyle 2-2 kırıyoruz. 2 tane blok kırıyoruz arkadaşlar ve sonra bunun da içini dolduracağız zaten. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bunu da kıralım. Şöyle kırdık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buraları da böyle kuvars şeyiyle dolduracağız arkadaşlar. Kuvars, yani kuvars diyorum. Normal meşe ağacı tahtasıyla dolduracağız. Şöyle hemen bu işlemimizi hızlı bir şekilde yapalım. Şuraları falan da yapacağız. Sonra zaten burası alt kat olacak. Buraya da girişi efsane bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Zaten ilerleyen vakitte göreceksiniz. Şöyle hemen hızlıca yapmaya çalışıyorum. Çok da zaten kolay işlemler yani öyle söylüyorum arkadaşlar. Bunları herkes yapabilir bence. Şöyle hemen şunu da kapayalım. Şöyle yaptık. Arkadaşlar evin buraya gelip bu arada biraz hatalar gerçekleşmiş arkadaşlar. Burayı taş tuğlayla dolduracağız arkadaşlar. Şuraları ve 5 tane olacak yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Yanlar falan doğru ama tek alt tarafını taş tuğlaya doldurmamız lazımmış arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde yaptık. Sonra arkadaşlar buraya gelip şunları da hemen halledelim. Şöyle şöyle. Çünkü burada arkadaşlar evimizin yatağı falan olacak. Tabii biz onları yapmayacağız ama
Yani yatağı falan buralarda olacak arkadaşlar. Sonra burayı da gelip bununla kapatıyoruz arkadaşlar. Şurayı da hemen bir halledelim. Şöyle yaptık arkadaşlar. Sonra burayı dediğimiz gibi üstünü kapatıyoruz arkadaşlar ve evimizin temeli bitiyor ve yani ufak tefek işlemlerine geçeceğiz. Evimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde bir dahaki işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin önemli işlemlerine geldik. Arkadaşlar evimizin burasından gelip evin etrafından bu şekilde arkadaşlar gri betonu gezdireceğiz. Şöyle burada bir, bunu zaten her modern evde yapıyoruz arkadaşlar bunu. Yani alışmanız lazım. Evin etrafından böyle gri betonu geçiriyoruz. Şuradan da aynı hizaya olacak şekilde arkadaşlar. Buradan da hemen şunları yapalım hızlı bir şekilde. Şöyle burası böyle kalacak arkadaşlar. Sonra bakın buraya gelip burayı kapatacağız arkadaşlar. Şurayı da birleştirip şöyle kapatacağız burayı. Evimizin ya da bir yeri de kapalı olsun yani. Bu şekilde yaptık. Sonra arkadaşlar evimizin diğer tarafına geliyoruz. Buraya da hemen hızlı bir şekilde şöyle yapalım bu işlemi. Şöyle hop birleşti arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şuraya geliyoruz. Buraya şunu hemen halledelim. Akasya kapımızı koyuyoruz. Burası balkonumuz arkadaşlar. Balkonumuz burada olacak. Sonra şuradan 1 2 3 tane kırıp camımızı yerleştirdik. Sonra diğer yerlere de full camlarımızı koyacağız arkadaşlar şu şekilde. Şöyle hemen hızlıca camlarımızı koyalım. Zaten üstünü de birazdan kapatacağız. Şöyle hemen bu camlarımızı da yerleştirelim. Şu tarafta da belki arkadaşlar, belki yani şöyle bir yerde cam koyabilirsiniz ama bence kapalı kalması daha iyi olabilir. Şöyle hemen bunu da kapatalım. Sonra evin arkasındaki yerleri de doldurduğumuz zaman zaten ev bitiyor arkadaşlar. Burası da açık kalacak. Sonra evimizin üstünü kapatıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere kapadık arkadaşlar. Sonra diğer tarafını da hemen üstünü kapayalım. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar evimizin üstünü de kapadık. Zaten şurası kapalıydı. Bu şekilde görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hiç uzatmadan bir dahaki işleme geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin dediğimiz yerine alt kısmına geliyoruz arkadaşlar. İlk olarak buraya gelip şöyle arkadaşlar iki kat olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar kırıyoruz ve şuraya kadar birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle şura değil, pardon, hemen şurayı dolduralım. Şurayı arkadaşlar böyle kıracağız ve evimizin arkadaşlar buradan bir girişi olacak. Alttan giriş ve yatağımız falan burada olacak yani arkadaşlar. Onu da zaten söyledik. Şimdi buraya gelip demir kapıları koyup üstüne düğmelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Sonra taş tuğlayı alıp elimize bu etrafında gezdiriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde yapalım. Şöyle. Ve bitti. Sonra elimize taş tuğla basamağı alıp arkadaşlar şu şekilde bir merdiven usulü yapıyoruz buraya. Sonra buraya da taş tuğlalarımızı yerleştirelim. Kapıyı kırmasaydık iyi olurdu. Şöyle arkadaşlar evimizin alt giriş dediğimiz yeri de burası oluyor. Sonra elimize meşe yapraklarını alıyoruz arkadaşlar. Buradan her evde olduğu gibi yani eve en güzel görüntü katan şey olduğunu düşünüyorum ben bu meşe yapraklarını arkadaşlar gerçekten. Şöyle evin etrafından dolandırıyoruz burayı da, ama şurada bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Burayı bu şekilde yapacağız. Burayı birleştireceğiz böyle. Buraya da arkadaşlar bir çiçek bahçesi gibi bir şey yapacağız. Daha şık olsun yani, değişiklik olsun diye. Hemen şöyle koyduk. Çiçeklerimiz beyaz lale koyalım biraz. Biraz kırmızı lale. Beyaz lale. Türkiye'ye selam bu arada. Türkiye milli takımın maçları da yakın. Yakında olacak arkadaşlar. Onları da başarılar dileyelim. Şöyle hemen koyduk. Sonra elimize arkadaşlar demir parmaklıkları alıp bu şekilde çiçeklerimizi şey yapıyoruz arkadaşlar, etrafında gezdiriyoruz ve bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Arkadaşlar şimdi evimizin son evine geliyoruz. Evimiz bitti gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buraya ufaktan bir şöyle şekil olsun diye arkadaşlar bir oturma yeri yapalım hemen. Şöyle yaptık. Buraya da bir saksılar gerçekleşsin. Üstüne de şunları koyalım. Büyüyünce evin içinden geçerler artık. Sonra arkadaşlar başka şuraya koyabiliriz saksılarımızı. Şöyle yerlere saksılarımızı koyabiliriz. Evimizi de bu şekilde bitirebiliriz arkadaşlar.
Umarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olmuşsunuz ve yorumları coşturmuşsunuzdur arkadaşlar. Aynen arkadaşlar, bu arada belki 10.000 abone özel bir çekilişle yapabiliriz. Tam kesin değil ama belki yaparız. Aynen öyle arkadaşlar. Onları da zaten ayarlamaya çalışıyoruz şu anda. Bir sponsorluk olaylarını falan halletmeye çalışıyoruz. Aynen arkadaşlar. Mailimiz de var bu arada sponsor olmak isteyenler. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar belki Discord sunucusu açmış. Ya yani açabiliriz. Oradan da belki duyurular yapabiliriz yani. Aynen arkadaşlar. Yakında tekrardan Discord sunucumuzu aktif hale getirmek istiyoruz. Yani yayınlara da başlamak istiyoruz arkadaşlar bu arada. Son bir şey daha diyelim. Ne tür evler istiyoruz? Mesela bir tane köy evi yaptık. 3000 izlendi. Aynen. Bunlar 1500 izlendi mesela. Ne tarz istiyorsunuz? Sonraki ben modern ev, yani şunu düşündüm, apartman yapabiliriz, biraz değişiklik olsun. Köy evi yaptık, modern zaten klasik, bir tane de apartman modern evi yaparsak. Aynen arkadaşlar, yorumlarda ne istiyorsunuz yapın. Köy evi çok izlendi, öyle yani. Aynen arkadaşlar, yorumlarda belirtebilirsiniz dediğimiz gibi. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuzdan bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye.